Bildiğiniz gibi konfederasyonumuzun araştırma dairesi DİSKAR işsizlik ve istihdam konularında hazırladığı düzenli raporları yansıra asgari ücret, sendikalaşma ve toplu pazarlık, olağanüstü hal ve çalışanlar, kiralık işçilik, başkanlık ve işçi hakları konularında kapsamlı raporlar hazırlamış ve önemli verileri kamuoyuyla paylaşmıştır. Sendika olarak Türkiye'de emeklerin durumuyla ilgili kapsamlı araştırmalar yapılmamasının ve kamuoyunun emeklerin yaşam koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip olunmamasını önemli bir eksiklik olarak gördüğümüzden bu eksikliğin giderilmesi için Konfederasyonumuz Araştırma Dairesi'nin bir araştırma yapmasını talep etsin. Talebimiz üzerine DİSKAR gerekli bir araştırma yaparak Türkiye'de emeklerin durumu başlıklı bir rapor hazırladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi DİSKAR tarafından hazırlanan bu rapor 6 Nisan 2018 tarihinde Konfederasyonumuz Genel Başkanı Sayın Kenan Beko tarafından DİSK Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Biz bugün burada bu raporun önemli başlıkları ile sendika olarak üyelerimiz arasında yaptığımız bir ankette bazı başlıkları sizinle paylaşacağız. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi emekler 12 milyonu aşan sayılarıyla ülkemizin en önemli toplumsal gruplardan birini oluşturuyor. Ücretli çalışan sayısının 18 milyon civarında olduğu düşünülecek olursa emeklilerin ne kadar önemli bir toplumsal grup olduğu görülecek. Emeklilik çalışmaya bağlı bir haktır. Çalışma hakkının devamı niteliğinde. Bu nedenle emeklilerin sorunları çalışma hayatının sorunlarının çok önemli bir parçasıdır. Ömürlerin en güzel yıllarını çalışarak tüketmiş olan işçilerin, emekçilerin yaşlılıklarını mutlu huzuru, refah içinde geçirmesi devletin ve toplumun emekleri olan temel borcudur. Ancak 8 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan emekli ve 4 milyon civarındaki hak sahibiyle birlikte emekliler ciddi geçim sıkıntıları yaşıyor. Emekliler kendi kaderleri hakkında söz sahibi değil, sendikalaşmaları keyfi olarak engellenmeye çalışılıyor. Emeklilerin kaderi hükümetlerin iki dudağı arasında 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa çalışanların yanında emeklileri de oldukça olumsuz etkiliyor. Emekliliğe erişim hakkı daha da zorlaştı. Emeklilik yaşı yükseldi. Emekli aileler elde bu koşulları ağırlaştırıldı. Ve emekli aylıkları düşmeye başladı. Emekliler 2000'li yıllarda giderek daha fazla ekonomik sıkıntı çekmeye başladı. Emekli yaşa takılanlar ve aynı koşullarda fakat farklı zamanlarda emekli olanların aylıkları arasındaki büyük uçurumlar eşitsizlikler devam ediyor. DİSKAR tarafından hazırlanan Türkiye'de emeklilerin durumu raporu Türkiye'de emeklilerin demografik yapısını, emekli aylıklarının büyüme oranları ile asgari ücret karşısındaki durumunu, emeklilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve çalışan emeklileri de ele almaktadır. Raporun ayrıntılı halini ekte sizlere sunuyorum. Ben burada raporda yer alan temel vurguları ve hep taleplerinizi özet olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizdeki emeklilerin %71'i 56 yaş ve daha yukarı yaşlandır. Bu durum Türkiye'nin genç emekli ülkesi olduğu yönünde yapılan propagandanın temelsiz olduğunu göstermektedir. Emeklilik yaşının yükseltilmiş olması nedeniyle emeklilik yaş ortalaması önümüzdeki yıllarda daha da yükselecektir. Emeklilik yaşının yükselmesi, yıl ve prim gün sayısını tamamlayanların yaş korumu koşuluna takılması nedeniyle büyük mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olan emekliler krem tazminatlarını alıp işten ayrılmakta veya çıkarılmaktadır. Emekli yaşa takılanlar emekliye kadar daha güvencesiz ve düşük ücretlerden çalışmaktadırlar. Emekli yaşa takılanlar sorunun çözülmesi ve mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Çalışan veya iş arayan emekli sayısı hızla arttırılmaktadır. 2003 yılında 1,5 milyon olan çalışan ve iş arayan emekli sayısı 2017 itibariyle 4 milyonu aşmıştır. Çalışan ve iş arayan emeklilerin sayısının giderek artmasının temel nedeni emekli aylıkların insanca yaşamaya yetecek seviyede olmaması ve giderek düşmesidir. Emeklilerin yaşadığı bir diğer önemli sorun aynı koşulları yerine getirerek emekli olanların sırf farklı dönemlerde emekli olmaları nedeniyle emekli aylıklarındaki büyük farklılıklardır. Aynı hizmet yılı ve prim gün sayısı ile emekli olanlar arasında emekli aylıkları açısından büyük bir uçurum söz konusudur. 5510 sayılı yasa ile emekli aylıkların hesaplama ve artırılma yöntemi değiştirilmesi nedeniyle emekli aylıkları giderek düşmektedir. Bilindiği gibi 5510 sayılı yasa ile emekli aylıkları güncelleme kat sayısı değiştirildi.
ve daha önce milli gelir artışının %100'ü hesaba katılırken şimdi %30'u dikkate alınıyor. Emekli aylıklarının güncellenmesinde milli gelirin tamamı hesaba katılmasından dolayı vazgeçilmesi ve sadece %30'unun hesaba katılması nedeniyle emekli aylıkları milli gelire göre %34 geriledi. Emekliler bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi bilmeden pay alamıyorlar. Örneğin ekonomi 2017'de %7.4 büyüdü diye açıklandı. Bunun emeklilerin ilk aylık hesaplamasına sadece %2.2'si dikkate alınacak. Emekli aylıklarının ilk hesaplamasında milli gelirin sadece %30'u hesaba katılırken arttırılmasında ise hiç dikkate alınmıyor. Örneğin 2017'deki 7.4'lük büyüme emekli aylık artışlarına yansımayacak. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Emekli aylıkların bir diğer önemli unsuru olan aylık bağlama oranları da değiştirildi. Emekli aylıkların alt sınırı ortalama aylık kazancın %35 ile 40'ı olarak saptandı. Bu durum ortalama emekli aylıkların asgari ücretin %35-40'ına gelecek şekilde gerilemiş bulunuyor. Nitekim ortalama emekli aylıkları asgari ücrete göre önemli gerilemeler kaydetti. 2002 yılında ortalama emekli aylıkları asgari ücretin %32 üstündeyken 2017'de asgari ücretin %6 altına geriledi. Emekli aylıkları asgari ücret karşısında %28 geriledi. Emeklilerin hak sahiplerine bağlanan aylıkların alt sınırları iş terazisi durumları. Raporda bir göreceği gibi hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı 2018 için 225 TL'ye kadar gerilemiş bulunuyor.